Herkese selamlar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Uzun bir aradan beri video çekemedim Yani 2 haftaya yakındır hani herhangi bir video yayınlayamadım ee, Bunun sebebi aslında Bir yüksek lisans mezuniyetim vesaire Test teslimi gibi bu bir sıkıntılı bir sürecim vardı ee, Bunu atlattıktan sonra aslında Kafamı rahatlatınca video çekmek istedim ee, Bir önceki videoda bahsettiğim XX, Xbox seri S'in Kutu açılışını yapmıştım bu videoda da aslında Birazcık kullandıktan sonra ne gibi sorunlar yaşadım Nesi güzel nesi kötü Artı ve eksi birazcık başlık başlık sırayla bahsedeceğim Umarım almayı düşünenler veya işte alıp da bu sorunları yaşayanlar için yararlı bir video olur. Şimdi ilk bahsedeceğim konu aslında benim önceki kullandığım oyun için kullandığım laptop'tan ve bunun farkından bahsedeceğim. Şimdi laptopta açılış süreleri vesaire gittikçe yavaşlıyor. Ben bilgisayar alalı 2,5 3 seneye yaklaşıyordu laptop alalı ve çoğu oyunda kasmalar, işte medium ayarlarda veya low ayarlara düşürmem gerektiği durumlar oluyordu. Ee, bu yüzden, şimdi Xbox serisi son çıkan, son nesil konsollardan bir tanesi. Bununla beraber aslında ben çok büyük bir fark hissettim tabii, yani Flight Simulator Yenisini denediğimde kendi laptopumda düşük ayarlarda kasıyordu, sıkıntılı oluyordu ama Xbox Series S'de şimdi Flight Simulator denediğimde yani çok akıcı, son işte ultra grafiklerde sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Bir yandan da ben önceki konsolları kullanmadığım için bir yorum yapamıyorum ancak internetten gördüğüm yorumlara göre e, açılış hızı çok fark etmiş. Çünkü SSD ile beraber 500 GB'lık bir SSD var içerisinde. Bununla beraber aslında açılış hızları çok hızlı. Ya yani hem oyunların açılış hızı hem oyunlarda tüm bir anda işte bir oyun indirmesini başlatmak istediğiniz ana menüye döndüğünüzde tekrar oyuna döndüğünüzde quick resume gibi bir özelliği var. O yüzden çok hızlı bir şekilde tekrar oyun başlayabiliyor. Yani buradaki akış hızı gerçekten çok hızlı. Yani bir bilgisayarla kıyasladığımız zaman işte 6'ya 4 çekip çıkıp tekrar oyuna girmenizde bile bekletiyor. Burada elinizdeki konsolun yani kolun vermiş olduğu hızıyla hızlıca açıp kapatıp işte farklı uygulamalara, oyunlara geçebiliyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir avantaj. İkinci konuya geldiğimizde ise ikinci konu hafıza sıkıntısı. Yani buna da en başta bahsetmek istiyorum. Çünkü hafıza şimdi 500 GB geliyor diyorsunuz ki aile aile yeter bir sıkıntı olmaz. Ama şimdi başta da böyle bir sıkıntı yaşıyor olabilirim. Ben şimdi farklı farklı oyunları denemek istedim ama işte Flight Simulator 102 GB ve içerisinde de biraz indirme yapıyor. İşte Call of Duty Warzone oynadım birazcık. Bu da 89-90 GB civarı. İşte birkaç oyun daha var. Böyle NBA oynadım. NBA'de 40-50 GB hatta 70 GB'a yakın sanırım. O da o tarz bir boyutlarda. Yani 3-4 oyun yüklediğinizde 5. 6. oyunu yükleyemiyorsunuz. Böyle bir sıkıntısı var. E, bununla ilgili olarak kendisinin çıkarttığı Seagate ile yapmış olduğu bir anlaşmayla bir hard disk var sanırım o, kullanabilen ama internette gördüğüm yine videolara göre farklı hard diskleri de biçimlendirip Xbox üzerinde medya olarak kullanabiliyorsunuz. Yani burada kullanabiliyorsunuzdan kastım şey değil. Yani direkt onun üzerinden oyun açamıyorsunuz. Öyle bir imkan sağlamıyor ama işte Flight Simulator 100 GB tekrar indirmek istemiyorsunuz. Bu durumda işte yedeğini backup olarak alıp aslında hard disk içerisine koyabiliyorsunuz. Akşam oynamak istediğiniz disk'ten takıp tekrar bir XBOX içerisine oyunu taşıyabiliyorsunuz. Yani bu backup olayı da bence iyi. Çünkü her seferinde 100 GB indirmek, internetiniz yavaşsa bir de üzerine çok sıkıntılı bir durum. Yani bayağı uzun sürüyor indirmesi. Buradan da böyle bahsetmek istedim. Yani sizin de um ya aldığınızda kesinlikle bunu yaşayacağınızı düşünüyorum. Yani bu bunun hafızası düşükmüş aslında yetmeyebilir falan gibi bir çelişki oluyor ama bir yerden sonra aslında oynadığınız oyunları bitirip diğer oyunlara geçme durumunuz olabiliyor. Bu yüzden bunu çok da düşünmeyebilirsiniz ama ben işte yakın bir zamanda bir SSD 500 GB'lik bir SSD ile aslında oyunları yedeklemeye başlayacağım. Öyle bir süreç henüz denemedim ama deneyeceğim yakında. Bir sonraki konuya geldiğimizde de kolun bağlanma hızı yine. yani cihazın kolu çok güzel. Titreşimleri güzel. Aynı zamanda tabii yani önceki nesille One serisiyle arasında %95'lik bir benzerlik olduğunu söylüyorlar. Ben dediğim gibi ben hiçbir yani önceki konsollarda denemedim. Ama tabii ki de eski PlayStation'larda oynadım. 4 ve 3'te oynamıştım. Onlarla farkı çok açık. Yani daha elinize oturan, daha böyle titreşimleri hissedilen güzel bir kol. Bağlantı hızı çok hızlı kolun, yani ortasındaki ışık yanan bölüme bastığınızda hızlı bir şekilde bağlantıyı sağlıyor hemen cihazda. Kol üzerinden işte kapatma, açma, her türlü şey yapabiliyorsunuz yani ve şeyde falan da çok güzel. Televizyonun kendi işte YouTube, Netflix gibi uygulamalarındansa artık Xbox üzerinden bunları kullanmaya başladık. Yani o tarz uygulamalar da var Xbox Seri S'te. Ya orada falan da videoların arasındaki geçişlerde işte farklı seçeneklere geçerken falan inanılmaz bir akıcılık sağlıyor, güzel. Ee, kullanımı keyifli bir kol. Bağlantı hızı güzel. Ee, kulaklık girişi kolunun alt kısmında, üst üzerinde bulunuyor ve kollar pille çalışıyor. Yani pili de evet, çok gitmiyor. Yani ben biraz daha fazla gitmesini beklerdim. Günlük 1-2 saat civarı oynadım aldığım günden bu yana ortalama. Ee, ve pilleri yani bir hafta gibi, 5-6 gün civarında bitiyor günde 2-3 saat oynandığı durumda. Onun için tabii ki de işte şarj edilebilir pil gibi bir çözüme gittim ben de. Yani her internette okuduklarım genelde o şekilde yapmışlar. Aslında kullandığım şarj çözümü de Duracell'in şarj edilebilir pilleri var. Almışken dörtlü bu şekilde almak istedim. Yani hem dördüne büyük de takabiliyorsunuz. 1300 mAh'lik. Bunu da linkini aşağıya bırakırım. Almak isteyenler olursa Amazon'dan 120-130 lira civarında gibi bir fiyata aldım. Yani hızlı şarj ediyor. O ışıkları vesaire var. Bunu kullanmak isterseniz de dediğim gibi satın alabilirsiniz. Ben bundan memnunum. Bu Duracell'in pilleriyle bir hafta yani 5-6 gün civarında günde 2 saat civarı oynayarak rahatça gidiyor şarj. Bir sonraki konu Game Pass. Aslında benim Xbox Series S e tercih etme sebeplerim en büyük sebebim Game Pass. Game Pass üzerine birkaç tane oyun firmasını da satın aldı içerisine. Bir de bununla beraber EA Play'e de erişebiliyorsunuz Game Pass üyeliğiniz, Ultimate üyeliğiniz varsa. Ultimate üyeliği şu, şu anki tarihte 45 lira. Ve içerisindeki oyunlar gerçekten çok fazla. Yani FIFA 2021, 2020, Call of the, şey Battleflight serisi var. Battleflight 1 işte farklı farklı çok fazla oyun var. Flight Simulator var. Eee Formula 1 var. Formula 1 2020 hatta çok yakın tarihte geldi. 4 serisi var araba işte yarış olarak. Forza Horizon var yine. Yani aklınıza gelebilecek çok çok fazla oyun var. Bunların hepsini oynamanız bile bence yeni nesil bir konsol çıkacak vakti bulur. <laughs> yani o yüzden bana kalırsa Game Pass Ultimate almak çok mantıklı bir hareket. Tabi şey falan yok işte Assassin's Creed yok. Call of Duty'nin sadece Warzone ücretsiz store üzerinden alabiliyorsunuz onu. Game Pass'te değil bu dediğim. ama işte Call of Duty'nin Black, işte Black Ops 4, işte Cold War gibi bunlara, bunlara erişemiyorsunuz. Bunları satın almanız gerekiyor ve fiyatları da çok uygun değil. Black Ops 4'e baktığımda işte 500 lira normal paketi, 800 lira da tüm DLC'leriyle beraber içerdiği paketini satın alabiliyordunuz. Yani o yüzden Game Pass gerçekten çok güzel bir alternatif. 45 liraya aylık. Çok fazla oyuna ve çok fazla oyuna online olarak erişebiliyorsunuz. NBA var işte dediğim gibi oyunlarda. Çok çok fazla oyun var. Yani Game Pass'i e öneririm. Bir sonraki konu konsolun boyutları. Yani konsolun boyutları gerçekten çok küçük. Yani PlayStation 5 alan bir arkadaşım var. İkimiz işte beraber karşılaştırdık boyutlarını. Gerçekten konsolun boyutları çok küçük. Ele sığıyor. Tutumu çok basit. Yani yeri çok küçük bir yere sığabiliyor. Yani bu bakıma bu açılardan düşündüğünüz zaman yani iki tane kol gibi alt alta uzunluğu. Yandan tuttuğunuzda da şu kadar falan bir genişliği var. Çok öyle çok çok geniş bir alet değil. O yüzden dik de durabiliyor. Yan da koyabiliyor. Ben işte bir süre dik kullandıktan sonra yan çevirerek kullanıyorum şu an. Yani ağırlığı falan da çok hafif bir yerden bir yere taşımada götürmede falan çok büyük bir avantaj bu. Yani PlayStation 5 duyduğum kadarıyla daha uzun bir uzun ve geniş olduğunu biliyorum. Yani bu yüzden bu anlamda da tercih edilebilir küçük boyutlarda güzel bir konsol. Bazen işte alıyorum içeri gelip arkamdaki monitörde oynuyorum. Bazen işte televizyona bağlıyorum. Yani bunun taşıması bağlaması vesaire çok kolay. Yani bu yüzden de öneririm. Bir sonraki bahsedeceğim konuda FPS oyunlarını oynamaya çalışıyorum Gamepad üzerinde. Ben şimdi yani hayatım önce bilgisayar oynamaya başladığımdan beri hep klavye mouse ile FPS oyunları oynadım. Yani işte Call of the, şey, Counter Strike 1.5'ten 1.6'dan tutun da half işte sonda işte PUBG'ler yeni oyunlardan Valorant vesaire hepsini klavye mouse oynadık. Ama şimdi buradaki FPS oyunlarını genelde işte Warzone'u denedik özellikle. Battlefield 1'i denedim. Gamepad ile oynamak gerçekten can sıkıcı. Ama Xbox şöyle bir imkan da sunuyor. USB üzerinden hem klavye mouse'unuzu bağlayıp oynayabiliyorsunuz. Yani bu avantaj gerçekten güzel. Yani bluetooth, işte bir bluetooth, bluetooth diyorum uzaktan bağlanıp yani kablosuz bir kab mouse ile kablosuz bir klavye bağlayıp oynamayı denedim. Sıkıntı olmuyor. Herhangi bir gecikme de hissetmedim. Ya tabii ki vardır bir kablolu kadar değildir ama bir gecikme olmuyor benim hissettiğim normal bir oyuncu gibi düşünürsek. Yani o yüzden öyle bir avantaj da var. avantajı da var. İsterseniz bu yönden de deneyip bu şekilde de oynayabilirsiniz. Şimdi bir konuda aslında bahsetmek istediğim yine bu bağlantı konusu alakalı kulaklık bağlantısı. Ya ben şeyi direkt beklerdim. Ayarları üzerinden bluetooth olsun çat diye işte kulaklığı bağlayabileyim airpods'u veya işte herhangi bir bluetooth kulaklığı veya işte bir kulaklığı direkt bağlamak ama şöyle bir imkan sürüyor Xbox. E, telefon üzerinde XBOX'ın kendi uygulaması var ekranı birebir aslında e, yansıtıyor e, telefon üzerinde yani televizyonda ya da işte monitörde açık olan XBOX'ın ekranını direkt yansıttığı için yani koldan yaptığınız ekrandaki hareket telefonunuza da yansıyor. Böyle, bunun için 5 GHz'lik Wi-Fi istiyor yani telefonunuzun da 5 GHz hızındaki bir genişliğindeki bir e, ağ bağlı olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra telefonunuza bağlı olan herhangi bir Bluetooth cihazı otomatik olarak Xbox'a da bağlanmış oluyor. Yani telefonun üzerinden aslında oyun oynamış gibi oluyorsunuz. Burada da AirPods'u denedim. Yani telefona AirPods'u bağlayıp Xbox'ta da o uygulama üzerinden bağlantı sağladım ve herhangi bir gecikme, kesinti vesaire yaşamadım. Ama dediğim gibi ben direkt bağlantıda beklerdim. Yani keşke öyle bir seçeneğimiz olsaydı. Bu yönden Açıkçası eksi olarak görüyorum bunu. Ya tabii kendi sattığı kulakları vesaire sanırım var. Yani Xbox'ın kendi yaptığı oyuncu kulaklığı. Onlar kesin bağlanıyordur ama dediğim gibi benim kendi deneyimlediğim bu şekilde. Yani normal kulaklık altından da aslında direkt 3 mm jack, 3.5 mm jack ile de kullandım. O da güzel. Yani onda da sıkıntı yok. Direkt kolda olduğu için herhangi bir kablo sıkıntısı vesaire yaşamıyorsunuz. Genel olarak bahsedeceklerim bu şekilde. Boyuttan, hafızadan, açılış sürelerinden, oyunların güzelliğinden, hızlı olmasından vesaire bahsettim. Yani dediğim gibi bir oyunu oynarken bu oyunu çalıştırır mı çalıştırmaz mı gibi bir düşünceniz olmuyor biraz da şey de istiyorsanız. ben açıkçası bilgisayarda çok oyuna vakit harcadığım için biraz da birazcık ondan kopmak, biraz daha rahat bir şekilde oturup oyun oynamak üzerine Xbox'a da geçiş yaptım. bunu da sağladığını düşünüyorum. Yani biraz daha az oynanıyorum, biraz daha rahat oynuyorum. Koltukta uzanıp çok rahat bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Ya yani bu tarz şeylere olanak sağladığını düşünüyorum ki siz de böyle bir düşünüyorsanız bence satın alabilirsiniz. Çünkü Xbox Series X ve PlayStation 5'in fiyatlarını düşündüğümüzde neredeyse iki tane seri ses alabiliyorsunuz. Yani 8 7 9000 lira o civarda değişiyor. Yani o yüzden fiyat olarak fiyat performans olarak değerlendiğinde ayda 45 liraya çok oyuna erişip işte bir yandan da 4000 lira civarında bir fiyatla bunu alabiliyorsunuz tek kolla. Çift kol olarak istediğinizde 5000 liraya çıkıyor. 600-650 lira civarında kol fiyatı. Yani böyle bir konsol olarak da bence avantajı Farklı sorularınız olursa yorumlarda iletebilirsiniz. yani Xbox seri ile Alakalı veya benim anlatmadığım bir konu varsa ona değinebilirsiniz İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Kanalı beğenip videoyu beğenip kanala abone Olabilirsiniz çok sevinirim İzleyenlerin yüzde 70-80 civarı genelde abone olmayan Kullanıcılar e abone olabilirsiniz Çok sevinirim İzlediğiniz için teşekkürler Görüşmek üzere hoşçakalın